Abi Engin Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımının bu akşam saat 4'te oynanacak olan Karagümrük maç öncesinde son bir değerlendirmemizi yapacağız. Transfer haberleri var, prensipte anlaşılan oyuncular var. Bütün bunlara değineceğim. Biliyorsunuz bugün Trabzonspor'umuzun maçı var. Trabzonspor takımımıza başarılar diliyorum. Öncelikle kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi istiyorum. Trabzonsporlu dostlarımdan da rica ediyorum. Kanalımıza mutlaka abone olsunlar ve bildirimlerini açsınlar. Karagümrük maçını konuşmadan önce öncelikle Berat transferini konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Trabzonspor takımı uzun bir süredir Berat'la ilgileniyor. Ve Berat transferinde sona gelindi. Hatta prensipte anlaşıldı. Gençler Birliği'nden bir yönetici dün açıklama yaptı. 2,5 milyon euroya anlaştık dedi. Bunun 1 milyon eurosu peşi, 1,5 milyon eurosu da Mayıs ayında verilecek denildi. Berat bu sene 13 tane maça çıktı, 1 tane gol attı. Ve geçtiğimiz dönemlerde gençler takımında oynadı. Yaşı 22 olmasına rağmen kariyerinde 100'e yakın maçı var arkadaşlar. Hani kötü bir istatistik değil. Süper Lig'de 60'a yakın maçı var Berat'ın. Berat'ı bizzat yakından tanıyorum. Bizzat izlediğim oyuncu. Daha önce hani ben gençler Berat yapısında yetiştiğim için Berat gibi böyle genç oyuncuları tanıyorum, biliyorum. Berat gibi bildiğim birkaç oyuncu daha var hatta. İnşallah ilerleyen dönemde onlar da forma şansı yakalar. Berat'ın U21 takımında, milli takımımızda değişilmez bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ve inşallah Trabzonspor'a gelmesiyle beraber ben A milli takıma da çağrılacağını düşünüyorum. Trabzonspor takımının ön liberosunda hani hemen katkı sağlar mı? Belki sağlamayabilir. Biraz alışma dönemi geçirebilir. Ona birazcık sabır gerekebilir. Çünkü birazcık duygusal bir oyuncu. Çok yakından tanıdığım için söylüyorum size. Biraz duygusal bir oyuncu. Sessiz, sakin bir oyuncu. Hani onu belirteyim ben şimdiden. Ama transfer olarak Trabzonspor takımı eğer elinde tutarsa Berat'ı satmayı düşünmeyip Berat elinde tutarsa ki satıştan da %20 pay verdi Gençler Birliği takımına. Bunu da belirteyim aklımıza gelmişken. Hani tutarsa 7-8 sene ön libero aramaz Trabzonspor takımı en az. Berat öyle bir oyuncu. Düzgün, karakterli bir oyuncu. Çok sevindim Berat gibi bir oyuncunun gelmesine ki Berat'la benzer yanlarım var. Ben Gençler Loftaş takımından transfer olmuştum. Berat da benim Gençler Loftaş takımın ismi değişti. Hacettepe oldu. Hacettepe'de 2-3 sezon futbol hayatını sürdürdü. Hani Berat da gençler bir kültürünü almış bir oyuncu. Ve ben başarılı olacağına inanıyorum Berat'ın. Kendisine başarılar dilerim. Almanya basınında Wolfsburg'da oynayan Yunus Mallı ile alakalı haberler çıkıyor biliyorsunuz. Türkiye'de prensipte anlaştığını hani biliyoruz, daha önce konuşmuştuk. Benim aldığım duyumlarda da Yunus Mallı ile özellikle Abdullah Hoca'nın çok yakından temas ettiğini biliyoruz. Yunus Mallı ile de prensipte anlaşıldı. Yunus Mallı da büyük ihtimal birkaç hafta içerisinde açıklanacak. Yunus Mallı'nın teknik direktöründen de açıklama geldi transferle alakalı. Yunus Mallı büyük ihtimal Türkiye'ye, Trabzonspor'umuza dönecek. Trabzonspor takımımız çünkü yakından ilgilendiği bir transfer. Berat, Yunus Mallı gibi oyuncularla yakından ilgileniyoruz. Mahmut Tekdemir aynı şekilde. Mahmut Tekdemir de şu an Başakşehir'de oynuyor ama Başakşehir'de Mahmut herhalde ilk defa mutsuz sezonunu geçiriyor. Çok mutlu olduğu söylenilemez Mahmut'un ki Abdullah Hoca da Mahmut'la yakın temas içerisinde. Bir önlü böyle de oradan gelecek gibi gözüküyor ama Abdullah Hoca hani Berat, Mahmut derken arkadaşlar bir sürpriz de Arjantin'den geliyor. Arjantin'den gerçekten arkadaşlar çok enteresan bir teklif geldi Trabzonspor takımına ve sezon sonu sözleşmesi bitecek. Bu oyuncu Arjantinli, Meksika'da oynuyor. Guido Pizarro adında arkadaşlar, Sevilla kariyeri olan 30 yaşında. İnanılmaz bir orta saha oyuncusu. Biraz videolarını da araştırdığınız zaman siz de fark edeceksiniz. Böyle bilekleri inanılmaz iyi. Çok iyi adam eksikten. Topla beraber çok iyi dribling yapan ve kesici özelliği olan komple bir oyuncu. Hem 6 hem 8 numara oynayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hani bu transfer Trabzonspor'a geldi. Trabzonspor takımının scout ekibi bu transferi inceledi ve olumlu cevap verdiği söyleniliyor. Ve ücretsiz bir şekilde gelmesi talep edildi. Eğer bu oyuncuların ücretsiz bir şekilde Trabzonspor takımına gelirse sürpriz Arjantinlisi bu arkadaşlar. Gerçekten videolarını açın izleyin. Benim ne demek istediğimi anlarsınız. Tabii ki ben her zaman söylüyorum. Bir oyuncunun videodan, özellikle YouTube'dan kesinlikle alınmasına karşıyım. Ama hani gidip şu an sezon devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Gidip oraya birkaç maç izlenip ondan sonra tam rapor verilebilir. Tabii ki Meksika'ya birini gönderip masrafı ağır gelmez ise, böyle düşünülmez ise oraya bir scout ekibini gönderirsin. Hemen oyuncuyu izlerler ve onun hakkında kararları verirler ki bu tarz oyuncu çok geliyor ama bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımı yeşil ışık yaktığını söyleyebilirim ben size. Çünkü değişik, ekstra bir oyuncu. Sevilla kariyeri de olan bir oyuncu. Ve şu an Meksika'ya geri döndü. Enteresan bir Arjantinli. Bu Arjantin'le alakalı da gelişmeleri bekleyeceğim ben arkadaşlar. Halil Dervişoğlu'nun biliyorsunuz babası açıklama yaptı. Biz Türkiye'ye dönüyoruz dedi. Türkiye'den Alanya takımıyla görüşmek halindeyiz dedi. Ama Trabzonspor takımı en başından beri içinde. Ama Trabzonspor takımı bir türlü Halil'e yoğunlaşamadı.
Halil'e yoğunlaşamadı ama aldığımız duyumlara göre Halil'i bitirmek üzere arkadaşlar. Halil Dervişoğlu'na da tekrar Trabzonspor takıma yöneldi ve bu transferi mutlaka ne olursa olsun bitirmek istediğini bilgisin içindeyiz. U21 milli takımımızı sırtlayan oyuncu, golcü oyuncusu, son vuruşları çok iyi olan, çabuk, hızlı, top driplingi iyi olan komple bir oyuncu. Halil de gurbetçi bir oyuncu, genç bir oyuncu. Trabzonspor takımının bu tarz oyuncuları gündeme katması lazım. Sizlerden bir diğer soru da Batuhan Karadeniz sorusu. Batuhan'la ben de oynadım Trabzonspor'un son dönemlerinde. Trabzonspor'a geldi gitti. Batuhan olur mu? Bence Batuhan transferi olmaz gibi geliyor bana arkadaşlar. Ben Batuhan'ı da yakından tanıdığım için hani yani Trabzonspor takımında tamamen başkanın yapmış olduğu bir jest olarak düşünüyorum ben Hekimoğlu başkanının. Olmaz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Sizler çok fazla sorduğunuz için bunu da gündeme alıp sizlere cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımında Karagümrük maç öncesinde dün konuşmuştuk. Endoğan'ın cezalı olduğunu arkadaşlar atlamışız. Endoğan cezalı olacak bu maçta. Bizim için büyük bir avantaj. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ama ben baktığımız zaman maç kolikte arkadaşlar 5 sarı kart gözüküyordu. Ve ben hani cezalı olduğunu atlamışım. Kusura bakmayın. Arada böyle hatalarımız ufak tefek olacak. Sizler de bizi idare edin. Ama sizlerden gelen uyarılar için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonspor takımında Vitor Hugo kadroda yok. Vitor Hugo ben oynar diye bekliyordum. Ama demek ki arkadaşlar durumu sandığımızdan daha ciddi. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyorum. Hüseyin'in son iki antrenmana çıkmadı belim ağrıyor diye. Normalde ilk 11'imizde Hüseyin oynayacaktı. Ama Abdullah Hoca son anda Kampiye veya Hüseyin Türkmen'e döner mi? Dönebilir de. Şimdi bunu maç saatinde karar verecektir. Ama Abdullah Hoca'nın kafasında şu an Vitor Hugo'nun olmadığında Hüseyin'in olduğunu biliyoruz. Sağ bekte Pereira mı Serkan mı veya Pereira'yı önlü bir adam oynatacak. Bütün bunlar önemli detaylar. Trabzonspor takımının Karagümrük maçı çok önemli. Galatasaray dün oynadı gördüğünüz arkadaşlar çok iyi bir futbol oynuyor Galatasaray takımı. 11-11 iken neredeyse tek kale stoperleri bile rakip ceza sahası yayının üzerine kadar çıkıyor ve inanılmaz bir geniş alanda arkada bırakıyor. Ama ona rağmen bütün dönen toplar alan basan bir Galatasaray takımı 11-10 kaldı. Gene Galatasaray takımı kafa kafa oynadı. Antalyaspor takımı 90+3'te oyuncu değiştiriyor zaman geçirmek için. Yani Galatasaray takımı ritmi oturdu. Galatasaray'ın puan kaybettiğini düşündüğümüz takdirde de Başakşehir dün 3-0 Alanya takımına yenildi. Enteresan bir maç oldu. Yukarısı kaybetti. Trabzonspor takımında ben her zaman diyorum Karagümrük maçı viraj maçı çok önemli bir maç. Çünkü zor bir maç arkadaşlar. Bu Hatay takımına yakın ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğunu söylüyorum. Şimdi Karagümrük maçını Trabzonspor takımı inşallah atlatır. Ve ondan sonraki dönemde önünün biraz daha açık olacağını, biraz daha nefes alacağını düşünüyorum ben. Trabzonspor takımında önemli olan orta sahadaki üçlü. Baker, Abdülkadir Parmak, Flavio. Bu üçlü arasında mı yoksa Abdülkadir Parmak morali bozuk, Kamil Ahmet'i mi koyar oraya, Pereira'yı mı koyar oraya? Çok, ben de çok merak ediyorum. Stoperlerimizde Vitor Hugo'nun olmadığında hani bir ritim bozukluğu olabilir mi? Edgar'ın performansını da çok merak ediyorum. Çünkü Vitor Hugo Edgar'ı çok toparladığını söyleyebiliriz. Şimdi Vitor Hugo yok. Defans hattı nasıl olacak? Arkadaşlar gerçekten merak ediyorum. Bugün biraz merak ediyorum diye çok fazla kullandım. Farkındayım ama akşamki maç çok önemli bir maç. Sabırsızlıkla ben de bekliyorum sizin gibi. İnşallah Trabzonspor takımımızı vurduğu gol olsun ve bu maçı kazansın. Bu haberimizin özetinde arkadaşlar iki tane prensiple anlaşılan bir oyuncu vardı. Arjantin'den Guido Pizarro diye bir oyuncu gündemde. Menajer aracıyla önerilmiş ama yeşil ışık yakılmış olduğu için ben bunu gündeme aldım. Yerel basında da çıktı bu haber. Trabzonspor takımının transfer gündemi hareketlilikler devam edecek. Özellikle Karagümrük maçından sonra Biglia'ya ve Endao'ya ciddi bir transfer teklifi olduğu söyleniliyor. Hazırlanmış teklifler bekliyor masada. Tamamen bu maçın geçinmesini beklediklerini biliyoruz yöneticilerin. Şimdi Biglia'ya da çok dikkatli izleyin. İnşallah bizim maçımızda kötü oynar ama 34 yaşının olmasına rağmen tam bir lider, tam bir karakter arkadaşlar. Takımı yönlendirmesi çok iyi. Sosa tarzında bir oyuncu. Sosa'dan da daha iyi olduğunu söyleyebilirim koşu temposu anlamında. Hani teknik anlamda Sosa biraz daha önde olabilir ama koşu anlamında, hırs, istek anlamında Milan'da uzun yıllar oynamış bir oyuncu. Tecrübeli, kariyerli bir oyuncu. Bu oyunculara da resmi teklif geleceği söyleniyor. İnşallah Hatay takımındaki Mupenza'ya da bir teklifte bulunur Trabzonspor takımı. Çünkü şu an koparttı diye düşünüyorum o oyuncuyu da. Yoksa gelecek seneye gene milyon eurolar konuşulur diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Maç öncesi videomuzu çektik. Biraz kısa oldu ama maçtan sonra tekrardan bir video hazırlayacağımızı unutmayın arkadaşlar. Bugün çift video yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.